Heyecanlıyım biraz çünkü ilk kez sanırım müzik hakkında konuşacağım bir programa katıldım. Umarım felsefenin feysinin geçmediği bir program akışı olur. Artık bunu itiraf etmenin vakti geldi sanırım. Ben eskiden gotiktim. Lisede özellikle metal dinliyordum. 13-14 yaşındayken işte böyle ortaokuldan mezun olup liseye geçtiğim yaz döneminde bir arkadaşım bana başlangıçta Nirvana dinletmişti ve ben o tarihe kadar hani rock müzik denilen bir kültürden bile haberdar değilim. Sonrasında liseye geçmeden önce araştırmaya başladım. İşte Nirvana ile başlayan yolculuk beni böyle black metal Marduk'a kadar itti. Ve ben lise 1'e geçtiğimizde işte yüzünde 3-4 tane piercing olan, saçlarının ucu kıpkırmızı bir öğrenciydim ve lise hayatım boyunca Taksim'deki rock barlara gizlice girmeye çalışıyordum. Hatta elektro gitar kursuna yazılmıştım Unkapanı'nda. Bu yüzden çalmaya çalıştığım ama başarısızlıkla sonuçlanan ilk ve tek enstrümanım da elektro gitar. O gitar şimdi kardeşimde. Şimdi bunu düşününce gotik olduğum dönemden bugünkü halime epey farklı sanırım. Çünkü lisedeki görsel olarak da zaten hani gotik olmak şey ya bir de. Hem bunun bir estetik bir yanı var, hem müziksel bir yanı var. Böyle simsiyah saçlar, gri bir lens, kıpkırmızı rujlar, korkunçtu yani şimdi baktığımda. Ondan sonra üniversitede tabii biraz değişmeye başladım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudum ben. Ve ortak paterni görebiliyorum aslında. Ben lisedeyken underground olan şey metaldi. Sonrasında ben üniversitedeyken underground olan şey teknoydum. Ve o noktada şunu fark ediyorsunuz. Aslında bu müzikle ilgili bir şey değil de daha çok genel olan şeye başkaldırı değil mi? Yani azınlık olan neyse, underground olan neyse onun peşinden gitmek gibi bir kaygı vardı. Keza felsefede de böyle mesela. Hep daha muhalif pozisyonları tutuyorum. Felsefe demiş oldum. Ve üniversitedeki, lisanstaki bu elektronik müzik maceramdan sonra ki zaten elektronik müzik günümüzün popu haline de geldiği için oradan koptum. 25 yaşından sonra belki de daha böyle otantik bir şekilde hani kendi kimliğimle müzik zevkimi oturttum diyebilirim. Ama başlangıçta bir gotiktim. Evet, korseler ve o kalın tavan botlarla geziyordum. Günün farklı anlarında farklı ilgilendiğim şeylere bağlı olarak değişen bir zevk var. Çalışırken özellikle neoklasik dinliyorum. Belki sorularda bazı örnekler de verebilirim bununla ilgili. İşte Philip Glass gibi bestecilere kadar uzanan bir müzik var. Ama günün akışı içerisinde benim karşılaşmalarıma da bağlı olarak şekilleniyor ve bu neoklasikle başlayıp akşam diskoya kadar giden bir seçki. Genel olarak hani böyle özetlemem gerekirse şey derdim. Bu çalışma ve eğlenmenin dışında muhtemelen indie derim herhalde. Indie ya da alternatif rock, belki elektro pop diyebilirim. Var, hatta fotoğraf karesi de var. 2016'da Almanya'ya taşınmaya karar vermiştim. İlk başarısız taşınma girişimim. Ve arkadaşlarım bana veda ederken bir parti hazırlamışlardı. Evin tavanından iplerle böyle yüzlerce fotoğraf sarkıyordum. Çok romantik bir arkadaşlık ilişkimiz var. O gün kardeşim seçmiş sanırım onu. U2'nun Every Breaking Wave ve ben girdiğimde o çalıyordu. Sonrasında o benim böyle herhangi bir maceraya başlarken dinlediğim bir parça haline geldi. Yani bir yere gidiyorum, onu dinliyorum. Dönüyorsam, başarısız olmuşsam yine onu dinliyorum. O yüzden o parça benim için özel. En son şöyle bir şey oldu. Ben Nepal'de Vipassana'ya gittim. Vipassana 10 günlük bir meditasyon kampı ve işte müzik dinlemeniz, kitap okumanız, konuşmanız, başka birinin gözüne bakmanız her şey yasak. Ve orada böyle 2 saatlik meditasyon pratikleri var. İşte yüksek kararlılık oturumları ismi. Ve 2 saat boyunca kıpırdamamanız, sadece nefesinize odaklanmanız gerekiyor ama mümkün değil. Özellikle benimki gibi eğitilmemiş bir zihinle. Orada meditasyon pratiğinin içerisinde
Çok fazla parça geldi aklıma mesela. Yani normal şartlarda böyle kendimi duşta müzik söylerken, mırıldanırken çok yakalamam ama o meditasyon pratiğinin içerisinde, kafamın içerisinde sürekli müzikler döndü. O beni şaşırtmıştı. Bir düşünceye gitmediğinde bilincim, bir şeyi tartışmıyor olduğunda bu defa bilinçaltımdaki o melodiler yükselmeye başladı. Hep bir hareket var. O yüzden yanıtım Vipassana. Nisan Akla. Nisan çok sevdiğim bir arkadaşım ve kendisi bilmeyenler için bir orkestra şefi. Şu an Amerika'da yaşıyor ama Türkçe'de de içerikler üretiyor. YouTube kanalı var, mutlaka bakmanızı öneririm. Nisan'ı çok seviyorum ve birlikte vakit geçirirken de aslında belirli bir yaşam tarzının, yaşam felsefesinin iki farklı dışsallaşması olarak görüyoruz. O müzikle ilgileniyor, ben felsefeyle ilgileniyorum. Ve ikimiz de tarihsel olarak erkek egemen alanlarda böyle genç kadınlar olarak görünür olmaya çalışıyoruz. Hatta bizim Nisan'la bir şeyler yapalım diye konuştuğumuz bazı projelerde var. Yani müzik ve felsefe hiç buluşmayacak alanlar değil, takdir edersiniz ki. Nisan'la çalışmak çok eğlenceli olurdu. Nisan, bu bir davet. Eğer bu videoyu izliyorsan mutlaka bir şeyler yapmak isterim onunla. Evet. Aslında yeni bir sanatçı değil. Nancy Sinatra diyeceğim. Hatta üzerinden 60 sene kadar geçti ama ben yeni bir pick-up edindim. Ve pick-up edindikten sonra işte plaklar toplamak, onları dinlemek bende bir böyle yeni başlayan bir tutku haline geldi. Nancy Sinatra'nın Some Velvet Mornings diye bir parçası var. 50 kere falan üst üste söylüyorum ve elime tarak alıp o şarkıyı söylüyormuşum gibi klipler çekiyorum. Ve böyle telefonumda storyler kısmında var. Ben birdenbire Nancy Sinatra'yım ve onu canlandırdığım sanırım o. Biraz fanı olabilirim onun. Erener. Ben ilkokuldayken Eurovision'da birinci olmuştu ve evet, ben daha böyle beşinci sınıfa gidiyorum. 11-12 yaşındayım. O sene muhtemelen bütün kız çocukları Sertab Erener olduğu bir dans gösterisi yaptılar. Bizde de ilkokuldan ortaokula geçme gösterileri vardı ve bir dans grubu kurmuştum. Ben Sertab Erener'dim. En önde onun o dansını yapmaya çalışıyorduk. Aklıma o geliyor. Yani o seneler, özellikle bu 2000, 2001, 2002, genellikle milli duygularımızın çok yoğun olduğu, birbiri ardına birinciliklerin, ikinciliklerin geldiği bir dönemdi. Sanırım benim için sembolik isim Sertab Erener, ki zaten muhteşem bir ses. Galiba o. Hayır. Tanrı'ya şükürler olsun ki söylediğim yok. Bu konuda çok yetenekli değilim. Yazdığım da yok. Yani böyle şiir gibi dizeler yazıyorum. Aslında yazma pratiklerim, hani ciddi manada yazıyorum ama hatta birkaç tanesi için şey demiştim. Acaba bu bestelense nasıl bir şeye dönüşür diye. Belki ileride bir gün birileri besteler. Sanırım telepati olurdu. Çünkü uzun bir süre işte düşünce alanlarında çalıştıktan sonra, işte felsefeyle, psikolojiyle ilgilendikten sonra insanların cümlesine devam ederken nereye varacağını tahmin etmeye başlıyorsunuz. Çünkü o kadar biricik değiliz aslında. Hepimizde belirli paternler var ve belirli paternler içerisinde düşünüyoruz ve hareket ediyoruz. O yüzden ben insanlarla yeni tanıştığımda birkaç soru soruyorum kendimce ve oradan hani inanç konusunda böyle düşünüyordur. İşte şu partiye oy veriyordur gibi bir genelleme yapıyorum. Ki hepimiz bunu yapıyoruz iletişim kurmak için. O yüzden bu gelişkin bir X-Men gücüne dönüşseydi sanırım telepati olurdum. Telepati yaparken kendimi biraz daha fantastik bir karakter haline getireyim. Arkada şey çalsın. Philip Glass'ın Glassworks 3. Onun böyle başında çok mysterious, böyle gizemli bir giriş var. Ne olacağını bilemiyorsunuz. Sherlock Holmes filmlerindeki gibi. Orada karakter Dilara açığa çıkıyor ve telepati yapıyor. Bu hoşuma giden bir sahne oldu. Söylemiyorum.
Çünkü şey gibim, duş, su, daha kafamı boşaltmaya çalıştığım, daha terapi gibi alanlar olduğu için özellikle bu Budizm ile olan ilgim sonrasında bir şeyleri yaparken sırf onda kalmak üzerine bir motivasyonum var. İşte bulaşık yıkıyorsan bebek budayı yıkar gibi yapman gerekiyor Budizm'e göre. Ve duş alırken de keza öyle. Su damlası kafama değdi, su damlası kafama değdi diye giden böyle meditasyonvari bir pratik var. Yani eskiden ne söylerdim hatırlamıyorum ama şu aralar yok. Sıkıcı bir insanım. Felsefenin izinde yolculuk, çünkü onun özgün olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir gezi programı değil. Biz Roma'ya gidip iyi yemekler yemiyoruz. Batı dışı felsefeleri yerlerinde araştırıyoruz. Bunun pek çok nedeni var. Yani genel olarak Batı kültürü içerisinde doğuyoruz ve bu şekilde eğitim alıyoruz. Ben de mesela lisans ve yüksek lisans eğitimimde yoğunluklu olarak hep Batı kültürünü öğrendim. Sonra sanat tarihi okudum, yine Batı çalıştım. Bu çoğumuz için böyle. Ama bir Çin'e gittiğimizde, işte Hindistan'a gittiğimizde, Japonya'ya veya Meksika'ya gittiğimizde buradaki insanlar ölümü ve yaşamı nasıl kavruyorlar diye bunu görmek, ne kadar kendi yaşam dünyalarımız içerisinde sıkışmış olduğumuzu ve bu yaşam dünyalarının da aslında nasıl kurgular olduğu gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. O yüzden sırt çantasını alıp tek başına dünyayı gezen ve oralarda felsefenin izinde dolanan bir kadın hikayesi bu. Bunun özgün bir proje olduğuna inanıyorum. Hiç kolay değil gerçekten, çünkü tek başıma gidiyorum o çekimleri ve o bütün maceralarda yalnızım. Ama her defasında sürünerek de dönsem, başıma bir sürü kaza da gelse, iyi ki gittim diyorum. Bunu yapıyor olmak ve beni mutlu ediyor. O noktada da sanırım şöyle diyeceğim. Sonuçta müzik sektörü de erkek egemen bir alan tarihsel olarak ve yani sadece erkek müzisyenler var demiyorum. Sektörün kendisi sonuçta erkek egemen. Ve bu yüzden bakıldığında, ne bileyim, Ella Fitzgerald gibi bir kadın, hatta Madonna gibi bir kadın, işte punk'ta Patti Smith gibi bir kadın bence ilham verici. Çünkü biri caz ve klasik pop'ta, biri pop'ta, diğeri punk'ta. Bu alanın öncü isimlerinden ve orada kendileri gibi var olan ve o müzik türünü önde götüren kadınlar olması benim hoşuma gidiyor. Ne kadar çok disco dinlediğim bence şaşırtır. Şey gibi geliyor çünkü insanlara, belirli imgelerimiz var ve o imgenin hani yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. O yüzden bazen insanlarla bir yerde karşılaştığımda "seni burada görmeyi beklemiyordum" diyorlar mesela. Veya işte dans etmeyi çok sevdiğimi söylediğimde sanırım akıllarındaki imge Dilara vals yapıyordur veya tangoyla ilgileniyordur. Hayır, normal dans etmeyi seviyorum. Ve benim playlistlerim farklı farklı tarzlarda, işte Five Hours diye bir liste var ve o bayağı takipçisi olan, benim çalışırken, düşünürken genellikle dinlediğim, kurduğum bir liste. Ama onun dışında Before Sunrise diye bir listem var ve orada daha çok böyle Italo disco tarzında parçalar var. Ona şaşırırlardı sanırım. Liste gizli de bu arada. Ben de göstermek istememiş olabilirim. Açabilirim listeyi. Şey vardı ya, geçen sene Spotify'da en çok dinlediğimiz parçalar, sanatçılar çıkmıştı. Aklıma o geldi. Bazı insanlar listeleri ve en çok dinlediği yani müzisyenlerle övünerek onu paylaştı. Bazı insanlar paylaşmak istemedi. Burada biraz böyle sakındığımız hobilerimiz vardı galiba. Benimki çok sıkıcı bir liste tarzıymış sanırım. Birincisi Schubert'ti. Ve ben normal şartlarda birine desem ki "ya ben geçen sene en çok Schubert dinlemişim" şey derler. Yalan söylüyor, ne kadar kasıntı bir kadın. Gerçekten öyleydi. Sanırım onu söyleyeceğim. Ya çünkü günün büyük bir çoğunluğu daha çok düşünsel pratiklerle ilgilendiğim ve işim bu olduğu için ona eşlik edecek müzikler dinliyorum. Hatta saati vardı, şey yazıyordum. Schubert'i dünyada en çok dinleyen %0,1'lik gruba girmişsiniz. Ruhum böyle Belle Epoque döneminde yaşıyor olabilir gerçekten.
bunu şöyle yapalım. Tür, yani zaten bunu yanıt verdikten sonra tür de açığa çıkacak ama aklımda şey var. Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. allegrosu benim dinlediğimde bu hayattır dediğim bir bölüm. Yani yaşamın tamamı bu. Çünkü çok dramatik başlıyor, böyle bir keder var, sonra patlıyor, çığlıkları görüyoruz. Yani yaşayabileceğiniz bütün duyguların olduğu bir senfoni bence. Özellikle 2. allegretto. O yüzden yaşamın özetleyen hani parça o olacağı için hayatımın sonuna kadar onu dinlediğimde sürekli orada bir şey bulurdum mutlaka diye düşünüyorum. Özetle klasik müzik diyeceğim. En yakınlarıma bile söyleyemediğim bir şey yok. Ama guilty pleasure dersem ya ben Madonna'yı seviyorum. Yani çünkü bana çok şey geliyor, anarşist buluyorum onu bir yandan ve aforoz edilmesini, özellikle işte 80'lerde 90'lardaki halini, tavrını, o progresif halini seviyorum ve yaptığı müziği de seviyorum aslında. Genel olarak iyi bir pop dinleyicisi değilim. Hani şu an pop müzik dünyasında ne var hiç bilmiyorum. Yeni sanatçıları da keza öyle ama benim için o guilty pleasure Madonna. Konseri olsa giderim mesela Türkiye'de. Bu arada şöyle bir şey, yanıt bekliyorsanız bunu da böyle söylemek istemiyorum ama ben arabesk veya arabesk rap veya hip hop hiç dinlemiyorum. Yani özellikle mesela rapin altında yatan sanatsal şeyi, progresif hali, o siyasi mesajları değerli buluyor olabilirim ama hayatım boyunca bir tane rap parçasını baştan sona dinledim mi? Hayır. Çünkü hoşuma gitmiyor. Oradaki şey estetik olarak bana uygun değil. Yani orada eğlenmiyorum ya da eğlenmek zorunda değilim ama kendimi bulmuyorum. O var olma biçimlerimizle ilgili sanırım. Beni de takip eden böyle çok değerli rapçiler var. Şimdi asla rap dinlemiyorum deyince de biraz garip olacak ama. İnsanlar sanırım bu dönemlerde öyle parçaları daha guilty pleasure buluyorlar. Spotify listelerinde en çok dinlenen sanatçıları görmüştüm Twitter'da. Türkiye'de en çok dinlenenler. Ve neredeyse hepsi arabesk rap'ti. Yanılıyor muyum? Sanırım buna daha farklı bir yanıtım yok. Ben keşfettiğimde çok şaşırmıştım. Aslında görece popüler bir isim. Hani benim müzik dünyasında böyle gelişmeleri, yeni sanatçıları takip eden bir insan olmamamdan da kaynaklanabilir ama Tamino diyeceğim sanırım. Çünkü Indigo Night'ı ilk duyduğumda hani bu müzik nereden geliyor diye düşünmüştüm ve bence hem çok genç hem o kültürler arası iletişimi yani müziğinde parçalarında yansıtan bir sanatçı insanların keşfetmesini isterim. Oliver Davis'in Air Waltz'ı. O parçayı da böyle defalarca dinleyip hatta Instagram'da story'de şey demiştim. Ben bir parça olsam bu olurdum diye. Yine çünkü çok coşkulu, serüven bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, kahkaha atıyor, sonra ağlıyor. Böyle daha Yunan tragedyaları gibi üç perdeli bir parça. O galiba. En son 2 sene önce Birleşik Krallık'ta Galler'de bir festival keşfettim. How to Light Gets In. Bu müzik, sanat ve felsefe festivali ve dünyada bu alanda tek. Bir yandan Richard Dawkins, işte Roger Penrose gibi isimler önde felsefe ve bilim tartışıyorlar. Bir yandan arka tarafta farklı farklı çadırlarda müzisyenler müzik yapıyorlar. Zaten hani İngiltere'deki rock kültürünü de biliyorsunuz, o yüzden genel olarak hakim müziğin rock olduğunu söyleyebilirim. Ama felsefenin, sanatın ve müziğin birleştiği bir festival şahane ve o kadar farklı oturumlar vardı ki işte şampanya, kek ve felsefe gibi bir etkinlik var mesela. Çağın önde gelen filozoflarıyla problemleri tartışıyorsunuz, sonra müzik dinliyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz. Müthiş bir yer, orada ölene kadar yaşayabilirim. Aklıma 2 tane çok dramatik parça geliyor. Bir tanesi Like a Stone, Audioslave'in. Diğeri de Drugs Don't Work, The Verve'ün. Ya ikisi de böyle hani çok acı çeken, çok böyle romantik bir yerden parçalanan müzikler, parçalar. Ya düşünün yani uyuşturucunun bile işe yaramadığı bir yerde parçanın isminden.
Sanırım onlar çok duygusal parçalar. Bu aralar bir yerlere gidip gelirken özellikle şeyi söyleyebilirim. Agnes Obel'ın albümlerini indirdim Spotify listemde. Çünkü genellikle ben uçakla seyahat ediyorum ve onlar da çok uzun sürüyor. Agnes Obel'a hem ilham verici buluyorum hem de tam bir yol müzisyeni benim için. Şöyle yapardım. İki farklı yüzü farklı türlerde yapardım muhtemelen. Hatta çok radikal bir şey olsun. Bir taraf böyle daha neoklasik güne hitap eden parçalar olsun çalışmaya. Diğer yüzü de İtalya disco dolu olsun. Hem dans etsin hem de düşünsün ve üretsin dediğim, birbiriyle bir araya gelmenin çok zor olabileceği iki türü birleştirmiş olayım. Çünkü ben de biraz öyleyim sanırım. Hani çok tek yönlü değiliz. Kimse çok tek yönlü olarak var olmuyor zaten de. Daha geniş bir spektrumda var oluyoruz. Bu farklı iki türü birleştirdiğim bir albüm tasarlayabilirim. Mesela Italo Disco'da Donna Summer diyebilirim. Sylvester diyebilirim. Nira diyebilirim. Zaten onlar şu an böyle kafamın içerisinde gümbür gümbür geliyorlar. Bu tarafta da daha neoklasik kısımda yine Philip Glass çok enteresan olabilirdi. Patrick Watson olabilirdi. Agnes Obel olabilirdi. Ya bunların daha böyle nasıl desem düşünsel serüvene eşlik eden kişiler olarak düşündüm. Bugün hiç konuşmadığımız ama benim içimde ukde kalan bir konserden bahsedeceğim. Yani tür olarak ben lisedeyken işte bu Gotik Dilara döneminde Metallica Türkiye'ye gelmişti. Ve sanırım o Türkiye'de olan en son büyük önemli olaylardan bir tanesi. Ve ben o konsere gidememiştim. O benim içimde çok ukde kalmıştı. Böyle en arka kategorideki biletlerden bir tanesi 50 lira gibi bir şeydi. Ya 50 ya 55 TL'ydi. Erişilebilir bir fiyattı da o zamanlar ama bir şekilde gidemedim. O zamanlar çok kıskandığım ve içimde ukde kalan bir konser. Ona dönmek isterim. Zamanında gitar seçmişim. Elektro gitar seçtiğimi söyledim. Ama o şeydi sanırım. En erişilebilir olandı o noktada. Ama bugün piyano diyebilirdim sanırım. Yani oradaki muhtemelen çalışmalarıma sirayet edebileceğini düşündüğüm için, düşünsel arka planda beni geliştireceğine inandığım için. Hani Einstein keman çalıyor ya ve keman çalmanın aslında fizik araştırmalarında ona yardımcı olduğunu söylüyor. Sanki piyano çalsaydım o da beni daha iyi bir felsefeci yapardı gibi böyle garip bir sezi oluştu birden. O yüzden piyano. Yeşil olurdu. Yeşili seviyorum. Çünkü şey gibi düşünüyorum, yani bu hayatımın şöyle bir evresindeyim. Daha basit olana döndüğüm, daha doğal olana döndüğüm, üzerimde taşıdığım yükleri atmaya başladığım. Burada daha doğal bir yaşam tarzı derken kastettiğim doğada yaşamak, işte daha minimalist bir yere gitmek değil. Bunları daha şekilci buluyorum hatta. Kastettiğim bana ait olanlarla yürüdüğüm, daha otantik varoluşumu bulmaya çalıştığım bir yer. Ve o da sanırım yeşil. Herhangi bir, bilmiyorum, doğa çağrışımından olabilir. Hem biraz ihtişamlı bir renk yeşil ama hem de aynı zamanda doğal. Bunlar sanki birbiriyle uyuşmayacak kavramlarmış gibi olsa da. Bu aralar en çok dinlediğim şarkı aslında Nancy Sinatra'nın Some Velvet Mornings demiştim. O yeşil gibi çağrıştırmıyor. O Velvet'ten dolayı mavi gibi çağrıştırıyor. Hatta böyle aklımda David Lynch'in Blue Velvet filmi var. Ama parça bazlı bakarsak evet, mavi kadife bir renk düşünelim, lacivert tonlarında. Genel olarak hayatımın bu evresini bir renkle sembolize edeceksem de yeşil diyeyim. Yeşil ile mavi arasında bir yerdeyim şu an. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendi alanımdaki içerikler dışında başka bir şey konuşuyor olmak beni de böyle biraz ferahlattı. Özellikle çok da profesyonel olmadığım bir alanda konuştuğum için bu durumu daha samimi hale getirdi diye düşünüyorum. Hiçbir yerde müzik zevklerimden bahsetmemiş de olabilirim. O yüzden iş sanattaki bir listeyi de paylaşmış olayım.
İş sanattaki bu programda, Karışık Çal'da katılımcılar birer Spotify listesi hazırlıyorlar ve bu bölümde bahsettiğim bütün parçalar bu Spotify listesinde yer alıyor. Ben de bir liste hazırlayacağım. Listeyi bu bölümle birlikte yayınlarız diye düşünüyorum sanırım. Orada bahsettiğim parçalara erişiminiz olabilir. Böyle klasik müzikten tutun da diskoya kadar uzanan çok geniş bir yelpaze, umarım hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve davet ettiğiniz için tabii.